yapmaktır. Başka ne var bu yeminin içerisinde? Bu yeminin içerisinde Atatürk ilkeleri var. Evet. Şimdi bak, biraz sonra yemin edeceğiz. Atatürk ilkeleri üzerine yemin ediyoruz. Nedir bu Atatürk ilkeleri? Atatürk ilkelerinin ne olduğunu nereden bileceğiz? Atatürk bu ülkede 23'ten 38'e kadar Cumhurbaşkanlığı yaptı. Hangi politikaları takip ettiyse ilkeler bunlardır. Buyur gel arkadaş, otur şuraya bakalım. 23'ten 38'e kadar bu ülkede takip edilen politikaların temel esasları ne? Gel bakayım. Nedir bu esaslar? Biz o zaman ilkokul çağındaydık. Bu dönemleri yaşadık, yaşayarak biliyoruz. Biz ilkokulda her yıl Yerli Mallar Haftası yaptık, daha çocukken. Ne demek Yerli Mallar Haftası? Üzüm, fındık yiyorduk o haftada kutlarken bunu. Bunun manası nedir? Kendi gücümüzle kalkınacağız. Evet, bizim üzümümüzle, bizim fındığımızla, bizim çayımızla, bizim pamuğumuzla, bizim pancarımızla. Bizim ürünümüzle kalkınacağız. Buna milli görüş derler. Ne yapılıyor? Kabotaj bayramı yapılıyor. Ne demek kabotaj bayramı? Limanlar arasında yabancılar sadece nakliyat yapabiliyor idi. Bunlar ortadan kaldırıldı. Biz kendi limanlarımız arasında kendi gemilerimizle nakliyat yapacağız. Buna da milli görüş derler. 1927'de Kayseri Uçak Fabrikası kuruldu. O fabrikanın kuruluşunda temel atarken yapılan konuşmaları okumayanlar alsınlar, okusunlar. Sene 27, düşününüz, uçak sanayi gibi bir sanayi biz kuracağız diyor. Bunun altına yatan mana nedir? Biz sanayileşeceğiz. Biz savunma sanayimizi kendimiz kuracağız diye haykırmak demek bunun manası. Bunun savunucusu kim? Bunun savunucusu Refah Partisi. Ayrıca bir şeye daha dikkat çekmişizdir. O da bak, şahsiyetli bir dış politika takip edilmiştir. Ve en mühim unsur olarak bağımsızlık. Bağımsızlık esas alınmıştır. Biz bunu yanlış yorumlamak isteyenlere her zaman tekrar tekrar vurgulanmıyor. Hatta sizi idare edenler gaflet içerisinde batılılara uşak olmak isteyebilirler. Hangi şart altında olursanız olun onlarla mücadele edeceksiniz diyor. İşte o mücadeleyi biz yapıyoruz. Halde özetleyecek olursa Atatürk ilkelerine bağımsızlık, kendi gücüyle kalkınma, şahsiyetli dış politik. Atatürk bir defa dış seyahat yaptı mı Cumhurbaşkanı olduktan sonra? Hayır. Neden? Çünkü biz tarihin en şerefli milletiyiz. O büyük tarihi düşündü. Ben başkasının ayağına gitmem. Bunlar gibi katibinin odasında bir hafta bekleyecek bir müptezellik gösterdi mi? İngiltere kralı Atatürk'ün ayağına geldi. Bu ne? İşte bu milli görüş. Olaylar, gerçekler bunlar. Şimdi bunlar çıkmışlar. Atatürk bizi batıyı gösterdi. Gidip üçüncü katibin odasında bir hafta bekleyecek. Allah'tan kork, insaf et ya. Atatürk'e en büyük kötülüğü siz yapıyorsunuz. Siz yapıyorsunuz. Bak şimdi biz bugün öğleden sonra Atatürk ilkeler üzerine yemin edeceğiz, evet. Ne demek bunun manası? Bağımsızlığımızı koruyacağız. Türkiye'yi sanayileştireceğiz. Kendi gücümüzle kalkınacağız. Şahsiyetli dış politika yapacağız. Türkiye'yi lider ülke yapacağız. Bunun için yemin ediyor. Siz var. Siz hiçbiriniz Refah Partisi'ne toz bile konduramazsınız. Siz sadece Don Kişotluk yaparsınız. Kendi kendinize gerçekleri saptırırsınız. Kendi gölgenizle savaşırsınız. İşte gerçekler burada. Bak, gerçekleri dile getiriyoruz. Elbette bu prensipler prensiplerimiz. Bizim tavsiyemiz
bizim dışımızdakilerin asıl bu ilkelere sadık olmaları, asıl gerçekten laikliğe sadık olmaları, bizim asıl temennimiz bu. Ondan dolayı o fosillere sesleniyorum. Refah Partisi'ne selam durun, gidin öbürlerine yanlış yollarını düzeltmeleri için uğraşın. Çok aziz ve